Toprak sterilizasyonu. Monokültür tarımın istenmeyen sonuçlarını yok etmek için toprağın çeşitli yollarla ısıtılması. Özellikle seralardaki yüksek oransal nem ve sıcaklık ile topraktaki havasızlık nedeniyle sorun haline alan toprak hastalık ve zararlıları sterilizasyonu zorunlu kılan nedenlerdir. Mikroorganizmaların kontrol edilme nedenleri. Steril ürünlerin kontaminasyonunu önlemek. Hastalık etkeni mikroorganizmaların geçişine engel olmak. Gıda ve gıda ürünlerinin mikroorganizma kaynaklı bozulmalarının önüne geçmek. Saf kültürlerde istenmeyen mikroorganizmaların üremesini önlemek. Aseptik bölgeleri kontaminasyondan korumak. Buharla toprak sterilizasyonu, seralarda, sıcak yastıklar ve bahçe topraklarının sterilizasyonunda en çok kullanılan fiziksel toprak sterilizasyon yöntemidir. Bu yöntemde, kızgın su buharı kullanılmaktadır. Bu nedenle buharla ısıtılan seralarda oldukça kolay uygulanabilmektedir. Bu yöntem virüs, bakteri, mantar ve hayvansal zararlılar dışında yabancı ot tohumlarına karşı da etkilidir. Geçmişte, toprak sterilizasyonu için çoğunlukla birkaç saat boyunca yaklaşık 100 okte buhar uygulaması yapılmaktaydı kimyasal olmayan bu uygulama etkili olmasına rağmen biyolojik boşluk oluşturması sonucu yeniden bulaşmalara ortam hazırlaması ve manganez ya da diğer toksik maddelerin salınmasıyla fitotoksiteye neden olması gibi olumsuz yan etkileri de bulunmaktadır. Toprağa uygulanan sıcaklığı 60, 70 C'ye düşünerek, pastörizasyon ve patojene etkisi korunarak bu durum iyileştirilmiştir. Çoğunlukla seralarda kullanılabilen buhar uygulamasının aksine toprak solarizasyonu açık alanlarda da kullanılabilmektedir. Buharla toprak solarizasyonu kimyasal yöntemlere göre daha emniyetli ve toksik etkisi daha az çevreye negatif etkisi olmayan bir uygulamadır. Buharla toprak sterilizasyonunda kullanılan kızgın su buharı buhar kazanından alınmaktadır. Buhar kazanından alınan 160-180 derece sıcaklık ve 0.5 bar basınçtaki buhar, sıcağa dayanıklı metalik borularla sterilizasyonun yapılacağı toprak derinliğine iletilir. Toprağın üzeri gaz geçirmez bir örtüyle örtülüp, sızdırmazlığı sağlamak amacıyla örtü kenarlarına toprak, zincir veya kum torbaları konularak bastırılır. Kızgın buhar örtü ile toprak arasına verilir kızgın buharın toprağın derinliklerine kadar inmesine ve bu işlem sırasında toprak sıcaklığının 90 yaşmamasına dikkat edilmelidir. Uygulamanın bahçe yapısına göre, sıcaklığın toprakta ne kadar derinliğe ulaşması gerektiği bahçeden bahçeye değişmektedir. Bu değişim uygulamanın ve kadar saat süreceğini belirler. Toprak yapısı Hastalık belirtisi Sera, toprak altı beton erme Açık alan bahçeler 1 saat ila 12 saat arasında değişen uygulama bulunmaktadır.